Ne var lan Kemal? Arayıp arayıp durursun. Ne bağırıp durun lan? Asabiyetin kızı. Bir mesele vardı, ondan arayı verdik herhalde. Zaten damdayım. Bağırıp durun, korkacağım, düşeceğim şimdi aşağı. Lan ne arayıp durun yukarılarda, damlarda? Dama kamera takıp durun. Hah, çok güzel. Bir damda kameramız kusurdu. Bizi çekemeyen anten taksın, tekilelim. Bu arada dama da damsız giriliyor ha. Ay, daha yapacak mı Kemal? Bence hazır dama çıkıvermişken sen o anteni kendine takı be. Neyse, ben seni görmeye geleceğim ha. Ay yok, bugün benim çok işim var. Anam kuyruk sokumu kemiğini kırıverdi, ondan uğraşıp duruz. Nasıl kırıverdi lan anam kuyruk sokumunu? Ya işte lopetinin üstüne düşüvermiş. He, çanağı kırıverdi. Lan ben de durdum da. Siz Dudu teyzeye takıverin bence çanak anten. Ay çok komik Kemal. Ayıp, vallahi ayıp. Terbiyesiz, pis. Ne bu? Yarabbim ya. Lan Kemal. Gerizekalı Kemal. Daha bitmedim hala. 10 saattir beceremedin ya. Enişte tamam tamam hallettim. Daha dur. Lan. Lan. Allah canımı almasın. Kafama bir şey geldi Nurten. Ne oldu lan? Damıyor mu kız, alnımı çatsı? Yok lan. Bir şey yok, bir şey yok. Ne olacak ya, lan? Ya telefonu attı kafama ya bu. Ne olacak lan, 100 gramlık şey o. Nurten gibi bak bırak. Aa, lan. Lanet, Allah canımı almasın. Enişte. Ay diş takım inliyorum, diş takım lan, diş takım. Tut, tut, sıkı tut. Manyak, ne yapıyorsun oğlum? Enişte. Kendimi iş güvenliği konusunda donatıverdim enişte. Ay bu hastası hal ya. Kamera işi tamamdır. Sen rahat ol. Hadi bakın bakalım. Ben de buradan bakayım. Ben bakayım şuradan. Ay bu hastası. Çek şunu. Ben bakacağım. Ay gitti hanım ya. Of ya. Bir rahat rahat derdini yandırmıyorlar insanı ya. Sinir oluyorum ya. Gördün mü lan adam, vallahi nasıl gösteriyor bütün köy ayaklar altında kız. Vallahi öyle. Ya Nurten bak şimdi sen bile hamile oldun ya. Ha. Benden dolayı. Ama öyle yani. Neyse, şimdi böyle rahatsızlanırsın, böyle rikisli günlerin falan olur. Öyle dışarılarda falan kendini yorma diye bir evde ısık rahat et. Ben yani canın sıkılmasın hem de diyor, bak kamerayı da ayarladım. Bütün köy ayağının altından örtüp, ayağını kaldır ayağını. Bak şey, bak komando, komando bak. Böyle bir şey, bak 460 derece bütün köyü görüyor, 460 derece dönüyor. 460 miydi lan o? Derece, onu açtığımız o. 460 değil bilir. Bana bak lan. Ay manyak. Bu şey kaçtı lan, hani böyle tam tur dönüp durur ya, böyle dairenin etrafı 460 miydi o? Yok, 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 46 saniye. Olur mu lan, o tam bir yıl oluyorum. Tamam, yılda dönüyorum, duruyorum, dönüyorum. Oğlum o değil lan, yılı mılı bırak ya. Şimdi böyle leğen gibi yuvarlak düşün ya. Böyle tam hani cıvırdığın zaman şeyi pergel miydi, iç, acılar ne şeyi ya, kaçtı, 460 değil miydi o? Tam tur. O 90 olabiliyor. Çok cahil bu ya. Oğlum 90 üçgenin iç acılarının toplamı. Cahil. Doğru ya. Aferin, biliyorsun. Sen vallahi biliyorsun ha. Tabii canım, benim geotetri 100'tü ya okulda. Çok cahil yani. Ben yalnız ya, her yer görünüyor. Baksana. Bak Niyazi'nin beyni görünüyor bomboş. Kemal, benim aklım sen dışarı çıkıverdi, ben bir gün yaşıma teşekkür ediverem. Bana de teşekkür edin be. Biz de montajını yapıverdik o kadar. Tamam lan hadi. Bir dakika, hakikaten lan sen camda değil miydin? Nasıl buldun şimdi öyle oldu? Ha. Ya samanların üstüne yumuşak iniş yapıverdim biraz. Karıştı biraz, kusura bakmayın. Yumuşak olmuş. Hadi, hadi çocuğum, hadi çıkıver sen dışarı. Ben yeşile bir teşekkür edivereceğim. Kapıyı da kapat, hadi. Tamam abla, tamam. Hadi eyvallah. Hadi çık artık, hadi zır 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 çık. Zır zır zır. Zır 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 zır. Biliyorsun. Burgut kumanda var. Biliyorsun, o kadar mutluyum ki lan. Araba geldi. Geldi valla. Sen armağan ederken işe başlayıverdin. Dedim ki de alıyordu ne? Nurten bebe bende değil, sende. Ha. Hakikaten ya. Ya bebe derler ya, şansıyla gelir bebe derler. Rızkıyla gelir. Vallahi da öyle oluyormuş ya. Yani şu kamuranı da şey, dişçiye tıkaladık ya. Ama böyle Nurten. O dert de bitti, o dert de bitti.
Bir de şu şey, o ne konağı var ya. Kaan gile sattım bunu ötün. Benim keyfime değil mi kız? Değil gel acık sana da ben. Bana da bulaşı versin be. Uygulandım bir de. Neden lan? Ne bileyim böyle otomatik bir şey oldu. İçim şey oldu ötün. Kendimi tutamıyorum ya. Çok uygulandım. Mutluluktan. Ben kendimi tutamayacağım Nurten. Ne olacak lan? Oynayacağım ben. Oyna lan. Oyna. Oyna. Oynayak. Hadi beraber. Oynayalım beraber. Ama benim gençlik yıllarımda tris tris yapak. Ben hep tris yaptım değil mi abi? Tamam. Ding 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 ding. Ay lan ay. Ding 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 ding. Çok sağlam anlatın. Çocuk ters falan döner ya. Allah korusun bir şey olmaz lan. Takımlar göze çöp batarmış. Ben onu göstererken şimdi bunu verdim. Tamam seni çok sallama da. Hop geçen de resim dinleyin. Hey! Otur beni bekleydi ya. Benim şimdi ya sekonstrasyonu bozma şeyin. Tamam. Ritmin hadi. Sonra. Bana bak ya. Herkes keyfinde göbek atıp durur. O kahkaha da atıp dururlar. Öbür de kendini damdan atıp durur. Hamı can bir kapı durur. Kamuran da burada derdine yanıversin değil mi? Ben bu eve çokum zaten. Benden kurtulmak için beni istemediğim bir adamla evlendirip dururlar. Eğlenin siz. İyi böyle. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Nasıl, nasıl? Aklım almıyor ya. Kamuran bir de inanamıyorum ya, sana. Yaparım, yaparım. Ve yaptım. Yaptım ve oldu. Güle inat, evleneceğim o Kamuran'la. Evleneceğim ve Kamuran'dan bambaşka bir insan yaratacağım abla. Bambaşka bir insan. Öyle biri ki Gül'den daha mükemmel biri. Ay mükemmel, mükemmel deyip durma Allah aşkına ya. Nesi mükemmel Gül'ün? Bak Kaan'cığım, bir insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Hani insanları değiştiremezsin. Değiştirirsin. Değiştirirsin ve değiştireceğim. Göreceksin bak, Gül her Kamuran'ı gördüğünde hasedinden çatlayacak. Çıldıracak. Ben ona her şeyimi verdim abla. Her şeyimi, her istediğini verdim. Ama onu hiçbir zaman mutlu edemedim. Hiçbir zaman mutlu olmadı anlıyor musun? Ama ya Kamuran? Bak, kızı istemeye gittik. Ve kız mutluluktan havalara uçtu ya. Havalara uçtu. Yani sen kız mı isteyiverdin? Evet Kamuran. E baba sen de evet mi dedin? Ha evet dedim geldik. Şimdi o gelin ben mi oluyorum? He kızım sen olup durun. Nasıl Amurar? O iki ayağın üstünde durma. Ellerini de yere koy da. Dört ayak üstüne düştü. Belli olsun ya. Tek sevindim Eda. Sevaba girdik ha. Ve vallahi kelebek gibi uçup gidiverdim vallahi. Hadi bakalım be. Oynam oynam. Hadi Kaan Hanım oynam. Vallahi. Çitte düğün, çitte düğün ya. Ne oldu? Diyecek bir şey bulamıyorsun değil mi? Of ay niye bulamayacağım ya? Kız kendini o kadar inandırmış ki evde kaldığına. Hani biri isteyince Nilgün Belgün gibi kahkaha atmaya başladı. Tamam bak bir de şöyle düşün. Şimdi Gül gitti kendi hayatını mahvetti. Dolayısıyla benim hayatımı da mahvetti. Ve bütün bu mahvolmuş hayatlar içerisinde zavallı Kamuran'ın mahvolmuş hayatı en azından biraz mutlu bir hayata dönüşüverecek. Ay mantığa bak ya. Bende mantık kaldı mı abla? Bende mantık kaldı mı? Yani ben bugüne kadar mantıklı olduğumda ne oldu? He? Bendeki tek mantık bundan sonra Gül'ün eksiklerini yüzüne vurmak. Ona neler kaçırdığını göstermek. Eğer benimle birlikte olsaydı nelere sahip olacağını göstermek. Bak hanımefendi bir geçmiş olsuna bile gelmiyor ya. Sen benim eski nişanlımsın. Hakkını helal et bile demiyor. Ya bırak gelmeyi bir telefon bile açmıyor ya. Ya bir telefon bile, bir telefon bile açmadı. Bu Cemal bu kızın fabrika ayarlarıyla oynadı ya resmen. Herkese günaydın. Günaydın canım. Gel geç şöyle otur. Gel.
Yani sen bugün hiç bu Gül'le Cemal'i gördün mü acaba? Ha, gördüm. Muğla'daydı onlar. Muğla? Ha, evet. Ya Nurten ablanın bebeği oluyormuş. Ona hediye almaya gittim. Ay Dudu abla düşmüş. Yazık, onu hastaneye götürmüşler. Köye geliyorlardı. Heh. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Güzel mi? Evet, çok güzel. Harika. Yani onları görmüş olman müthiş bir şey. Dönmüşler midir şimdi? Çoktan dönmüşlerdir onlar. O zaman ben sizi tutmayayım. Siz şey yapın. Ben başlayayım. Ben geliyorum. Hay Allah'ım. Çıldırdı, çıldırdı. Ay, neler oldu bir bilsen. Aba. Hadi kalk, ne yapıyorsun burada? Kahvaltı hazır. İstemiyorum kahvaltı muhaltı. Odamda yapacağım. Hem odama getirsen kahvaltımı. O ne oluyor öyle? Kaan'la evleneceğim ya. Sosyetik olacağım. Alıştırma yapıyorum işte bak. Hadi git getir veya kahvaltımı buraya. O deleri verdi bu ya. Baba. Alo. Hizmetçin yok senin karşında. Biz toplumda aynı haklara sahip bireyleriz. Anlayıverdin mi beni? Üf Ayten. Vallahi git başımdan ya. Ya ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya? Bak seni parçalarım ha. Of. Bir dakika sen baba ya. Hoş geliverdin Yusuf. Hoş bulduk lan. Alın bakalım. İşte ineklerin ilk sütü. Bunu Nurten içecek. Karnındaki bebesine şifa olacak. Yalnız bizim oğlan da ileride bildiğin rampa olacak herhalde. Baksana her şeyin en güzel, en iyisini yiyip içiyor ya. Oğlan mı Seyon'la? Ya ne bileyim Nurten, Allah söyletti ya artık. Ana, Yağmur'un babam gelmeyecekmiş. Ayağını isteyip dur kahvaltısını. Sabırlar olsun, kafa yedi lan bu. Bilmiyorum baba. Vallahi sosyetik hayata gireceğim dedi. İyice bir o hayata alışıveren dedi. Tamam tamam lan, bozma. Şimdi dişçiyle evlenecek ya, havaya girdi bu. Sen kahvaltısını hazırlayıver de götür ve odasına bakın. Esma, sen de şu sütü kaynatıver. Hadi bakalım. Ne oldu kız? Pek bir koku verdi. Ne kokacak lan? Mis gibi süt bu. Hakikaten ana Nurten'e kokmuyor da yani. Hamile hamile. Sana niye koktu şimdi anlamadım, yani anlamadım ya. Vallahi bana hiçbir şey kokmuyor. Alışıverdi herhalde böyle hamileliğe bünye. Bulantı falan da kalmadı. Ay ne bileyim kızım, benimki hiç geçmiyorum. Hayrolsun. Lan Esma, çömük bulsan onu yiyecek. Senin neyine deniz mahsulleri kız? Hay Allah ya. Ben Yağmur'un kahvaltı götürüvereyim bari. Otur bakalım, otur, otur, otur. Sen el bebek gül bebek bakacaksın artık. Ayten, kızım sen hazırla bakalım kahvaltıya. Ya baba ben niye hazırlıyorum hep ya? Bir kere de Kemal hazırlayıversin. O nereden çıktı lan? O nereden çıktı lan? Nerede görünmüş benim kahvaltı hazırladım? Aa doğru diyorsun Kemal. Sen çocukluğundan beri E'ye alıştırıverdin valla. Yani çünkü kadınlar hazırlar kahvaltıyı diye bir algı var. Algı ne lan? Düşünce baba. Kalk Kemal kalk. Bak anamın tabağı da boş. Al onu. Al onu kalk. Alsana lan. Kalk. Biraz yumurta koyuver. Biraz peynir koy. Acık zeytin koy. Hah. Koy. Peynir de koy. Bak baba ne güzel hazırlayıveriyor. Gördün mü? He. Yok mu lan? Oh.
Allah ya. Elimde tepsi var. Açamıyorum kapıyı. İyi, kapının önüne koy. Sonra da gidebilirsin. Allah Allah ya. Gidebilirsin diyor ya. Ya bunun beyni iyice bir sütlaç oluverdi ha. Allah sütlaç oluverdi. Bununla uğraşılmaz. Bu kendini artık ne sanıyorsa uğraşılmaz bununla ya. Vallahi uğraşılmaz ya. Bana bir söyleyin bakalım. Ne oluyor burada? Kaan abi de mi sokumunu greveymiş? Yok canım, yok. Kaan'ın halleri bunlar. Böyle meditasyon yapıyor. Zararlı bir şey değil, değil mi? Yok yok, zararsız. Ruhunu arındırıyor. Ruhunu arındır. Dudu'nun karşısında. Dudu, Dudu kalk kızım. Dudu, Dudu. Yok, uyanmıyorum. Ana. Celal gel bakayım böyle. Çımar geç oradan. Ananın kolunu tut, bir şey yapıver. Kaldırmıyorum. Kaldır. Haydi kızım. Haydi. Yavaş. Hop. Anam! Anam! Dudum, Dudum, Dudum. Aman. Ortalıklarda telef olmayacak. Hadi içeri geç, haydi içeri. Hadi. Ay çok canım yanıyor Hüsnü. Geçecek Dudum, geçecek. Doktor. Ne oluyor? Ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ya. İnsan böyle uyandırılır mı? Transandantal meditasyondan Hüsnü Bey. Öbür tarafta kalıverirdin vallahi. Hangi tarafta ya? Hayır, ondan değil de. Ya kadının kuyruk soku mu kırıldı da oturuyoruz? Sana ne oluyor burada? Ben de... Neyse. Gül ve Cemal. Mutluluklar. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Ben de nihayet Kamuran'ı istedim dün gece. Nişanlanıyoruz. Oh, çok güzel. Vallahi mi ya? Evet. Çok iyi. Öyle mi? Evet. Tebrik ederim. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Dudu Hanım'a geçmiş olsun gelmiştim. Bu arada nişan davetiyelerini de bir ara bilahare getireceğim. Hepiniz davetlisiniz. Tekrar mutluluklar size de. Umarım benimle olduğundan daha mutlu olursun. Oldu. İyi günler. Haydi. Ay hala ne diyor bu ya? Neyse, bunun kafa gitmiş, kafa gitmiş. Ne dediğini bilmiyor Gül. Dudum, sen yeni yastık getirmedim. Şu ayvana kadar dayan. Hadi kızım. Hadi yürü bakın. Hadi. Yavaş yavaş. Yavaş. Ya, Dudu teyzeciğim, sizin ayak numaranız kaç? 38 çocuğum. Süper, tamam. Siz böyle devam edin, ben hemen geliyorum. Hadi ya, küçük küçük adım at. Çekmişim. Oluyorum. Kaan bir durur musun? Aa, acelem var ya, işlerim var. Kaan, ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kız istedik ya, telaşemiz var yani nişan falan. Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen ya, amacın ne? Senin amacın ne? Benim bir amacım yok Kaan. Ben zaten amacıma eriştim, merak etme. Ama sen insanların yanında saçma sapan, yok umarım benimle olduğundan daha mutlu olursun, yok Kamuran'la davetiyemizi göndereceğim falan, niye böyle söylüyorsun ya? Niye söylemeyeyim canım yani? Ben nişanlanıyorum, bunu tabii ki herkese söyleyeceğim. Davetiye göndereceğim, sana da göndereceğim. Sultanahane'ye yollayacağım, kahveye asacağım, anons ettireceğim. Nişanlanıyorum ben ya. Sen niye buna bu kadar sinir oluyorsun, ben onu anlamadım. Tamam, doğru diyorsun ya. Niye, değil mi? Ya ne yapıyorsan yap Kaan. Yapıyorum zaten. Ha bak, sana bir şey daha söyleyeyim. İyi ki beni durdurdun. Sonra başkasından falan duyarsın. Uygun olmaz, benden duy. Şu bir tane araba vardı ya, hani biz nişanlıyken almamı istemiştin. Evet. Onu Kamuran alacağım. Bir dakika. Ya niye benim istediğim arabayı alıyorsun ki? Başka araba mı yok Kaan? Aa, Allah Allah. Niye nişanlıma hediye alıyorum? Niye sinirleniyorsun ki? Ayrıca ben inceledim. Çok iyi bir araba o. Yani performans falan süper. Arabadan anlıyorsun, biliyor musun? Tamam Kaan ya. Konuşulmuyor seninle. Ne halin varsa gör ya. Ben niye uğraşıyorum?